Şarköy Mahallesi Kocaeli Köyü Kooperatifi ile programımıza devam ediyoruz. Kooperatif Başkanı Mustafa Demir göreve geldiğinden bu yana yapmış olduğu çalışmaları mikrofonlarımıza anlatarak Selma Yüksel'in sorularını yanıtlıyor. Başkanım, önce kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kocaeli Köyü Kooperatif Başkanı Mustafa Demir. Ben 3 senedir bu görevi yapıyorum. 2. dönemim oldu. Yani halkımla beraber memnunuz bu işten. Halkım 2.ye beni seçti. Devam ediyoruz görevimize. Peki başkanım, kooperatifimiz devraldığında kooperatifimizin durumu nasıldı? Biz kooperatifimizi devraldığında kooperatifimizin durumu iyiydi yani öbür kooperatiflere bakarak. Devraldıktan sonra da bayağı çaba gösterdik. Kooperatifi daha faal hale getirmeye çalıştık. Yani atılımlar yaptık kooperatifle ilgili. Bizim kendimizin traktörü var. Birkaç düzen aldık. İnsanlara daha çok maliyetine iş yaptık. Yani insanları bir refah seviyesinde yaşatmaya çalıştık. Peki kooperatifimizin kaç üyesi var aktif olarak şu anda? Kooperatifimizin 75 üyesi var. 35-36 tanesi şu an aktif. Hayvancılık yapmış durumda yani, yapıyor. Yani sütünü getiriyor. Hayvanla yemini alıyor bizden. Öyle çalışıyoruz yani. Günlük süt kapasitemiz 3 tona yakın. Aylık 80-90 ton bazen geçiyor. Duruma göre değişiyor ama ortalama 3 ton senelik süt verebiliyoruz yani günlük. Devamlı yağ ölçümleri yapılıyor zaten. Bir kere devlet de yapıyor bunu. Getiriyoruz üst birliğe, orada yağımızı ölçüyorlar. Yağa göre prim de alıyoruz şu an mesela. Senede 3 kere yapılıyor herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yağa göre prim de alıyoruz. Sütü şu an kağanlara veriyoruz. Kağanlar alıyor sütümüzü. Onlardan da memnunuz yani, sıkıntı yok. Peki yem satışı da yapıyoruz başkanım. Yemleri kendimiz temin ediyoruz, bir yerden mi alıyoruz? Yemleri kendimiz direkt fabrikadan temin ediyoruz. Ortalama aylık 50 ton satışımız var. Çeşidine göre, derecesine göre tahlillerini yaptırıyoruz sık sık. Bakıyoruz bize gelen yem yaz çuvalın üstünde yazdığı gibi mesela kağıdın üstünde de tutuyor mu tutmuyor mu, tahlilleri devamlı yapılıyor yani. Peki başkanım, projelerimizde neler var, neler yapacağız? Vallahi şu an köyde bizim bölgeye bakarak bölgemizde kuraklık 3-4 senedir çok sıkıntılar yaşıyoruz. Hele geçen sene çok büyük sıkıntı yaşadık, ayçiçeklerini biçemedik. Buğdaylarda verim azlığı vardı. Bu sene yeni biçiyoruz zaten, biçimdeyiz şu an. Ortalama verimler biraz geçen seneye göre iyi, insanları mutlu ediyor ama geçen sene çok kötüydü yani. Vallahi bizim devletten beklentimiz yani bizi de düşünsün. Yani nasıl desem, çiftçi, hayvancıya sarılmış herkes arkasından geliyor. Ya bize hiç destek yok. Şimdi saman mesela, saman bildiğin en ufak şey. Saman şu an para etmiyor. Ne yapıyor tarla sahipleri? Düne kadar biçtiriyordu, biçimine hayvancıya veriyordu. Şimdi para etmiyor, kıydırıyor, hayvancı almasın. 10 senedir insanlar bedavaya tarlasını biçtiriyordu. Hani hayvancı samana da çok büyük mevlalar ödüyordu. Yemciye aynısını ödüyor. Şimdi arpa 8 lira, 7 lira arpa. Buğday 11, 10 lira. Tüccar buğdayı 7 liraya, 8 liraya buğday alıyor, duyuyoruz tüccar. Ya ama yün fiyatlarına bir aydır hiç düşüş olmadı, 2 aydır. Köyde çok genç var. Hepsi taşınıyor Tekirdağ'a, Çorlu'ya, Çerkezköy'e, iş imkanı olan yerlerde. Çevre ilçelere gidiyor yani. Göç çok. Şimdi bir iki kere seminere katıldım. Aile işletmelere çok büyük teşvikler var. %70, %70 hibeler var. Bak bunlar beni çok mutlu etti. Çünkü bu işi yapacak olan aile işletmeleri. Neden işçi maliyeti yok, kendi bakıyor. Bir de ailecek ilgileniyor adam. Yani bunu dağa bakar. Şimdi çiftlikte ki düzen kurulu düzen. Gider inen sütünü sağdı ama gider inen buzağını öldürür. Ama şimdi biz bir hayvan hasta olsa akşama kadar sabaha kadar başındayız. Kendi işimiz. Kendi evimizde olan iş. Ben aile işletmelerine, ben devletten daha büyük destek bekliyorum.